Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, mısır üreticilerinin problemleri hakkında gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adana'da 15-20 günden bu yana mısır hasadı başladı. Şu anda ofis emanet alım yapıyor. Ancak 14 rutubetle nazlanarak, tuzlanarak bir alım yapıyor. Bir fiyat belirsizliği var. Dolayısıyla çiftçi müthiş bir mağduriyet yaşıyor. Değerli arkadaşlarım, her defasında burada söyledim. Bizim önceliğimiz üreten insanları korumak, üreten insanlara destek vermek. Şimdi 6 aydan beridir gübresini atmış, mazot yakmış, tarla kirası vermiş, sulama ücreti vermiş ve mısırını yetiştirmiş. Bugün mısır hasadına başlamış. Hala ortada mısır fiyatı belli değil. Tüccar da dolayısıyla bu belirsizlikten dolayı fiyatı dünkü rakamların çok çok altına çekti. Nişasta fabrikaları dahi şu anda mısır alımını durdurdular. Dolayısıyla çiftçinin müthiş bir mağduriyeti var. Bakın, 1 Temmuz itibariyle mısırın fiyatı 800 TL eski rakamla, yani yeni rakamla 80 kuruş. 1 Temmuz itibariyle şu anda 17 Temmuz, şu anda mısırın serbest piyasada fiyatı 660-670 lira. Yani 66-67 kuruş şu anda. Yani Allah'tan reva mıdır bu? Bu çiftçinin neden bu kadar sahipsiz, neden bu çiftçiye bu zulüm reva görülür? Ben anlamış değilim. Yani anlamak, düşünüyorum bir türlü anlayamıyorum da bunu. Tarım Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuyoruz. Bir an önce TMO'yu uyarın, bu fiyatı açıklasınlar, mısır alımını başlatsınlar, peşin bedelli alsınlar ki serbest piyasada da mısır yükselsin diye. Ama kimsenin umurunda değil. Hükümetin hiç umurunda değil. Yani çiftçi diye bir derdi yok hükümetin. Bakın, TMO'nun elinde 200 bin ton mısır vardı. Daha 1 Temmuz itibariyle mısırın fiyatı 800 TL iken, eski rakamda 80 kuruşken, bu mısır elden çıkartmadılar. Şu anda efendim hem depo kirası veriyorlar, hem zarar yazılıyor devletin hanesine. Değerli arkadaşlarım, böyle yanlış uygulamalarla bu ülkede çiftçiye katkı sağlayamayız. Çiftçiyi korumamız lazım. Şu anda çiftçinin beklentisi bir an önce fiyatın açıklanması ve enflasyonun altında bir rakam bekliyor çiftçi. 780 lira eski rakamla 78 kuruş. Bakın, vurun geçen sene açıklanan fiyatla enflasyonla çarpın. Enflasyonun altında bir rakam bekliyor çiftçi. Ama siz bunu bile açıklamaktan imtina ediyorsunuz ya. Allah'tan korkun. Allah'tan reva mıdır bu çiftçiye uygulanan zulüm? Yani değerli hemşerilerim, değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi burada yapılması gereken iş bir an önce ofisin fiyat açıklamasıdır. Çiftçinin ürününün korunmasıdır. Eğer çiftçinin ürününü koruyamazsak çiftçi üretemez. Nişasta fabrikaları neyle çalıştıracak nişasta fabrikalarını? Neyle nişasta üretecek? Neyle glikoz üretecek? Bu ülkenin ihtiyacı nasıl karşılayacak? Kanatlı hayvan yem üreten fabrikaların tamamı mısırla çalışıyor. Dolayısıyla biz çiftçiye sahip çıkmazsak nasıl olacak arkadaşlar? Bu çiftçi nasıl kendi kendini koruyacak? Şimdi zaten 4 kuruş olan mısır destekleme fiyatını 2 kuruşa çektiniz. Başınız göğe erdi mi? Bilemiyorum. Yani herkese bol keseden dağıtırken, herkese bir şeyler verirken çiftçinin her gün imkanlarını, kazancını daha da aşağı düşürüyorsunuz, daha da aşağı çekiyorsunuz. Yani 4 kuruşken mısır destekleme fiyatı, prim fiyatı 2 kuruşa çektiniz. Yani herkese bol keseden dağıtırken bu çiftçi üvey evlat mı değerli arkadaşlarım? Hükümetin değerli üyeleri, bu çiftçi üvey evlat mı? Bu çiftçi bu ülkenin üreten insanı değil mi? Katma değer sağlamıyor mu bu ülkeye? Allah'tan korkarsın insan ya. Sabahın 6'sında kalkıp gecenin bilmem kaçına kadar yağmur, çamur, soğuk, kış, yaz demeden çalışıyor, üretiyor. Bu ülkenin insanlarını beslemeye çalışıyorlar. Ama sizin umurunuzda bile değil. Çiftçinin malı şu anda elinde kalmış durumda. Satacak yer bulamıyorlar. Niye? Çünkü ofisin fiyatı belli değil. Bir belirsizlik var. Nişasta fabrikaları almıyor. Tüccar alırsa da istediği fiyattan alıyor. Arkadaşlar, çiftçiye sahip çıkalım. Allah rızası için üreten insanlara sahip çıkalım. Allah rızası için bu insanların alın terinin hakkını verelim. Çorunun çocuğunun rızkını kazanmaya çalışıyorlar bunlar alın teriyle. Mazot yakıyor, gübre atıyor, tarla kirası veriyor, su parası veriyor. Yani insan biraz
biraz imtina eder ya, biraz çiftçinin hakkını savunur, biraz korur. Ama ne yazık ki ben buradan söylemekten usanmadım sizin arkadaşlarınızın, hükümetin yapacağı. Teşekkür ederim Sayın Varlı.